ünlü türkücü Nihat Doğan'la çok özel bir söyleşi var sırada. Neden sesini kaybetmeyle karşı karşıya kaldı, gönlünü kime kaptırdı? Hep birlikte izliyoruz. Bunu ilk defa size söyleyeyim, moralim acayip bozuk yani. Ünlü şarkıcı Nihat Doğan neden sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı? Belki uzun bir süre şarkı bile okuyamama tehlikesiyle karşı karşıyayım yani. Annesi Nihat Doğan'a neden rest çekti? Valla şimdi annemle tartıştım yine. Nihat Doğan'dan bomba gibi itiraf. Ben olsam ben kendimi çekmem yani. Gözlerine baktığımda beni heyecanlandıran. Yeni albüm hazırlığında olan Nihat Doğan, imaj yeniliğine de gitmiş. Formunu korumak için spora başlamış ama spor salonunda değil. Valla ben futbol oynuyorum haftada 2 gün. Futbola devam ediyoruz tabii. Ama ayrıca özel bir spor yapmıyorum. Yeni albüm çalışmaları o kadar yoğunmuş ki Nihat Doğan annesini bile göremez olmuş. Bu süreçten dolayı zaten 2 aydır doğru dürüst annemi dahi göremiyorum. Valla şimdi annemle tartıştım yine. Oğlum ne zaman geleceksin, unuttun bizi falan iyice diyor. Annesi en sonunda Nihat Doğan'a resti çekmiş. Valla en son aradı işte, ya geliyorsan gel dedi ya da evlatlıktan reddedeceğim diyor. Önümüz bayram, o da herhalde memlekete falan gidecek, hazırlık yapmak istiyor. Nihat Doğan'ın hayranlarına bir iyi bir de kötü haberi var. Önce iyi haberi verelim. Aslında albümüm bitmek üzereydi. Dediğim gibi Herca'yı okuyacaktım. Herca'nın okuması kalmıştı. Okuyup bitirecektik albümü. Ünlü şarkıcı yeni albümünde Çelik'in hafızalara kazınan efsane şarkısı Herca'yı seslendirecek. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve benim onun Herca adlı şarkısı da benim hayatımın şarkılarından bir tanesi. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı ol Herca'yı. Yani o şarkı hep böyle yıllardır hep şunu derdim yani, bir gün mutlaka bu şarkıyı okumam lazım. Bir şarkıyı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Bakın Herca'yı okumak için Nihat Doğan Çelik'i nasıl ikna etmiş. Enteresan, Çelik de kimseye şarkı vermiyordu yani, o şarkıyı da kimseye vermiyormuş. Gerçi kendisiyle bir telefonla açtık, bir yerde yemek yedik, şarkıyı okumak istediğimi ondan sonra söyleyince de Nihat'cığım dedi, o şarkı benim için çok özel. Bir sürü star istedi. Hatta o zaman söyle bir günde yaşar falan. Bir sürü kişiler istedi şimdiye kadar. Kimseye vermedim dedi. Ama seni çok seviyorum dedi. Sen gerçekten çok kıymetli bir kardeşim. Hediye etti bana. Yani inanılır gibi yani, 1 TL telif bile almadan şarkıyı bana hediye etti. Sağ olsun. Ama son zamanlarda katıldığı organizasyonlarda yüksek tondan konuşması nedeniyle ses telleri ağır zarar görmüş ünlü şarkıcının. Doktoru konuşmasını bile yasaklamış. Yani sesim bir türlü düzelmedi ve açıkçası yani doktor konuşmayı da yasakladı. Ben de konuşamasam duramıyorum. Ölürüm abi. Bakmayın Nihat Doğan'ın gülerek anlattığına. Durum aslında çok ciddi. Belki uzun bir süre şarkı bile okuyamama tehlikesiyle karşı karşıyayım yani. Çok ağır, evet. Evet, evet, çok ciddi. Tabii bu durum ünlü şarkıcının moralini de bozmuş. Albümü geçtim, verilmiş konser sözlerim var diyor. Çok da üzüntülüyüm. Alınmış konserlerimiz var, işler var. İşte bayramın birinci günü varına gideceğiz Antalya'ya ama hala sesim inanılmaz kötü ve açıkça bunu ilk defa size söyleyeyim, moralim acayip bozuk yani. Çok 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 kötüyüm. Belki de hani sesimizi kaybetme tehlikesiyle dahi karşı karşıyaymışız yani. İyileşme süresi uzadıkça hasret de büyüyor tabii. İnşallah yani, inşallah sesim düzelir de albümümüzde bir an önce çıkarız. Ben sevenlerimi çok özledim. Şarkı söylemeyi çok özledim. İki gözüm vermeye tereddüt etmem. Seni bana bağışlayan Allah'ım acan. İşler güçler yolunda. Biraz da özel hayattan konuşalım diyoruz. Nihat Doğan'dan bomba gibi itiraf geliyor. Valla Nihat Doğan çok zor bir adam ya. Valla yani ben olsam ben kendimi çekmem yani. Vallahi kendimi çekmem yani. Bir tarafı çok zor ama öbür tarafta çok vicdanlı bir adam. İnanılmaz vicdanlı, merhametli. Nihat Doğan biraz içine kapanmış sanki. Dost bildiklerim düşman oldu, ben de yalnızlığı seçtim diyor. Bu kadar yanlış insanları, dost bildiğimiz insanın yanlış çıkmasından sonra kendimi valla kendi kendime adadım yani. Dedim ki ya bu kadar demek ki bizim dostumuz yokmuş yani. Sonra dedim ki benim benden başka dostum yok. İyisin ben kendi kendime konuşayım. Vallahi derdimle, dermanımla, destanımla artık geçiyorum aynanın karşısına, kendi kendime anlatıyorum yani. Ondan sonra dinliyorum, sonra da kendi kendime cevap veriyorum yani. Tek dostum kendimim diyor ama aşk sinyalleri de veriyor. Hayatımda biri yani, mesajlaştığım biri var. Yani
mesajlaşırken mutlu olduğum biri var. Yalan söylemeyeyim. Ben hayatım önce de yalan konuşmam. İsmini sır gibi sakladığı hanımefendiye gönlünü kaptırmış belli ki Nihat Doğan. Böyle onunla telefonda konuştuğum zaman böyle gözümün parladığı, gözümün parlattığı biri var. İşte ara ara şimdi yeni yeni buluşmaya başladık işte. Demek ki yakında Nihat Doğan'ın sevgilisiyle el ele göz göze göreceğiz. Hani heyecan beni yıllar sonra uzun bir zamandır da hayatımda böyle düzenli birisi yoktu açıkçası ondan sonra. Enteresan böyle hoşlanacağım biri dahi çıkmıyordu. Ve yıllar sonra ilk defa böyle birisiyle karşılaştım. Gözlerine baktığımda beni heyecanlandıran, konuştuğumda, sohbet ettiğimde kalbimin atışını değiştiğini hissettiğim ve değiştiren daha doğrusu biri var. Tam röportajı bitirirken gizemli sevgilinin adı da dökülüveriyor Nihat Doğan'ın ağzından. Son nereye gider bilemem ama gerçekten Selen diye bir bayan var yani. Selen? Evet. İsmini de ilk defa TV8 Magazin 8'e mi açıkladınız yoksa? Vallahi ağzımdan kaçtı.